Biz maalesef dün kötüydük. Takım olarak kötüydük. Bireysel olarak sadece bir iki tane futbolcu değil, takımın tamamı kötüydü. Futbolda bunlar var, oluyor. Tabii yoğun bir kamp döneminden sonra ilk maçta böyle kazalar maalesef olabiliyor. Yani diğer maçlara da baktığınız zaman Beşiktaş'ın Urfa Spor'la oynadığı maça bakın. 65. dakikaya kadar 2-0 önde Urfa. Sonra maçı çevirebildi. Maçı çevirebilecek durumumuz var mıydı? Vardı ama eksik kadroda olduğu için mesela Hasan Bolango yok, Gulbarensen yok. Sakat olanlar vardı. Onlar da kadroda olmayınca bu sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Bir de panikledir herhalde. Çok hırslı olmak da bazen ters sonuçlar da aldırabiliyor. Neyse önümüze bakacağız. Yani yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu da değil. Bu sene olmadı. Seneye, seneye olmadı. Öbür sene. Bakacağız yani. Kupaya biz var olmaya devam edeceğiz. Ama önemli olan şu anda onu geride bırakıp önümüzdeki ilk devrenin 5 maçına odaklanıp o 5 maçta en iyi sonuçlarla çıkmayı bilmeleri gerekiyor. İnşallah da çıkacağız. Transfer dönemine de geldiğimiz zaman hazırlıklarımızı yapıyoruz. 3-5 tane transfer yapacağız. Eksik olan transferleri yapacağız. İhtiyaç olan transferleri yapacağız. Onun haricinde yapacak bir şey yok yani. Bir dünya yıldızı istemek tabii taraftar ister. Taraftar her şeyi ister. Yani keşke dünya karmasını getirip oynatsak Adana demiş burada. Ama bunlar böyle istenildiği zaman getirilebilecek, alınabilecek futbolcular değil bunlar. Yani şimdi dünya yıldızı getirmek bugün senelik 5-6 milyon eurodan aşağı değil. Şimdi kulüplerin bütçeleri var, şeyleri var. Evet ben arzu ederim dünya yıldızları olsun. Balotelli gelir mi? Şu anda Sion kulübünün oyuncusu. Gelme şansı yok şu anda. Onun için taraftarlar o beklenti içerisine girmesinler. Ama iyi bir golcü alacağız. Bu yıl dünya yıldızı mı olur? Orta halli bir yıldız mı olur? Önemli olan alacağımız oyuncu Adana Demirspor'a katkı sağlayacak bir oyuncu olması. Teknik ekibimizle beraber en iyisini almaya çalışacağız yani. Şunu söyleyeyim. Samet Türkiye Ligi'nin en iyi önemli stoperlerden bir tanesidir. Samet'e talip olmaları kadar da doğal bir şey olamaz. Geçen sene Tayyip Talha'yı istediler, Beşiktaş'a verdik. Bu sene Fenerbahçe, hatta Galatasaray'da ilgilendi. Şimdi bir futbolcuyu büyük takımlar istediği zaman, göndermediği zaman kendi işlerinde problemle yaşarlar. Netice itibariyle her futbolcunun hayalidir. Hele ki bu Avrupa'da oynayan bir takıma gitmekse, dört büyükler diye nitelendirilmiş kulüplerden bir tanesi ise, göndermediğin zaman göndermediğine pişman olursun. Bu bir gerçek. Yani bütün taraftarlar bunu bilsin. Yani bir futbolcuya talip olunuyorsa en uygun şekilde gönderebiliyorsan göndereceksin. Ama bu kulüp en uygun kişileri kendi içerisinde barındırabilecek, alabilecek güçte bir kulüp. Ona göre istikrarlı bir şekilde nasıl ileriye doğru gitmemi istiyorsak o şekilde yapacağız. Taraftarın gönlünü hoş etmek için transferler yapmayız. O net. Ama ihtiyaç duyduğumuz her mevkiye adam alacağız yani.